365 Oda ve Borsa Başkanı'yla bir araya geliyor. Ve oradaki sözleri önem taşıyor tabii. 2024 boyunca bir şey istemeyin çünkü para yok demiş. Yani zorlanacaksınız. Şimdi ve kötü adam olmaya da razıyım diyerek uyarmış. Çünkü kötü adam ilan edildiğini orada söylemiş zaten. Böyle mi oldu? O toplantının ayrıntılarını bir konuşalım şimdi. Evet, Odalar Birliği daha önce Cevdet Yılmaz'la görüştü, sektör temsilcileri. Geçtiğimiz hafta sonunda Mehmet Şimşek'le görüştü. Mehmet Şimşek zaten her tarafa gidip programı anlatmaya çalışıyor biliyorsun. Benim edindiğim izlenimde, toplantı sonrası oda başkanlarından aldığım izlenimde gelmiş ve çok net konuşmuş. Yani bu iş böyle yürümeyecek. Mutlaka enflasyonu tek haneye indirmemiz lazım. Çünkü artık büyümenin olmayacağı bu enflasyonla büyümek, sağlıklı büyümek mümkün değil. Artı işte küresel teknolojiye uyum için atak yapmamız lazım. Yeşil ekonomiye dönüş için, bütün bunlar için bir an önce enflasyonu indirmemiz lazım diyor. Benim oda başkanlarından aldığım izlenim çok kararlı gözüküyor diyorlar Mehmet Şimşek. Ve buna bağlı olarak da demiş ki, ya zaten benim kabine arkadaşlarım da kötü adam bellediler. Siz de kötü adam bellediniz. Ama demiş bu sene sonuna kadar ya hiç gelmeyin artık. Yani benden kimse bir şey istemesin. Enflasyonla mücadele ve mali tedbirleri hızlandıracağız demiş. İşte artık otoyoldu, havaalanıydı, o tür altyapı yatırımları yok. Yapacağımız tek altyapı organize sanayi bölgelerini limanlara bağlayacak demir yollarını öncelik vereceğiz. Bir tek bunlara, planlanlara devam edeceğiz. Ama gerisi yok demiş. Ve size de sıkışacaksınız. Pardon. Bu sene çok sıkışacaksınız. İşte kredi faizler yüksek kalacak. Kredilerde sıkışacaksınız. İşte başka şeylerde sıkışacaksınız. Ama bu sene sonuna kadar bana gelmeyin demiş. Benden bir şey istemeyin demiş açıkçası. Çok açık konuştu diyorlar. Ve edindiğim izlenim o ki daha önce TÜSİAD zaten destek veriyordu bu enflasyonla mücadele programının mutlaka başarılı olması lazım diye. Odalar Birliği'nde de zaten Başkan Rıfat İstarcıklıoğlu da konuşma yapmış. 2001'de Kemal Derviş'in programına nasıl destek verdiysek şimdi de sizin programa destek vereceğiz demiş. Aksi takdirde bu işin böyle yürümeyeceğini biz de görüyoruz. Bu konuda her türlü katkıyı vereceğiz size demiş. Öyle bir söz de vermiş oda başkanları adına. Oda başkanlarına sordum ne diyorsunuz diye. Durum bu diyorlar. Başka çare yok. Yani sıkışacağız ama buna mecburuz. Yani bakan diyorlar açık açık konuştu. Ben kötü adam oldum zaten. Herkes bir şey istiyor. Vermeyince de kötü adam oluyorum. Hatta kabine arkadaşlarım da bana öyle bakıyor. Siz de öyle bakıyor olabilirsiniz. Ama ben kötü adam olarak davranmaya devam etmek zorundayım demiş açıkçası. Kötü adam olmaktan da çok şey yapmıyorum, çekinmiyorum demiş. Bu işler öyledir. Yani o programı uygulayacak olan insanların her türlü talebe karşı durması lazım belirli bir süre. 2001'de de biz bunu yaşadık çünkü orada da çok fazla talepler vardı. İşte sıkıştık, büyüme daraldı diye. Yine aynı şeyler yaşanacak gibi duruyor. Umarım Cumhurbaşkanı o zamanki gibi, 2001 gibi dört başı mamur, yapısal tedbirleri olan, efendim bu çarpıklıkları giderecek reform uygulamaları olan bir programı kabul eder inşallah Cumhurbaşkanı ve inşallah sabır gösterir. Yani diyecek bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın çok fazla büyümeyi daraltacak şeylere sıcak bakmadığını biliyoruz şimdiye kadar. Ama bakalım ne olacak? Seçimden sonra yavaş yavaş görmeye başlayacağız alınacak karar. Şu da vardı da şu ayrıntıyı da aslında ben bunu da soracaktım size. Şimdi bazı kararlar gelecek deniliyor ya seçimden sonra. Bunu da sormuşlar sanırım Mehmet Şimşek. Sizin yazınızın içinde görmüştüm işte KDV'ye, ÖTV'ye dair. Hem yani mali tedbirleri arttıracağız diyor.
İşte servet vergisi falan gibi laflar söyleniyor biliyorsun. Bu şeyi bütçeyi düzeltmek için alınacak diye. Böyle bir şeyler yok demiş ama KDV ve ÖTV sorusu gelince orasını bana bırakın demiş. Yani orada detaya girmemiş açıkçası. Ondan sonra kayıt dışıyla onu da oda başkanları şey diyor. Yani genel olarak KDV ÖTV artışı olmayacak dedi ama belli ki mal bazında farklı uygulamalar sanki yapacak gibi. Çünkü kesin KDV ÖTV'de bir şey yok demedi diyorlar. Buna karşılık kayıt dışılıkla ilgili de konuşmuş. Yani kayıt dışını önleme konusunda çabaları arttıracağız. MASAK herkesi yakından izliyor, sizi de izliyor demiş. Sizin durumunuzu da onlara da bir gönderme yapmış yani. Vergi konusunda şey kayıp kaçak olmaması için onlara da bakacağız demiş. Kayıt dışına almak için bakacağız demiş. Bir de döviz kuruna ilişkin işte demiş ya hani ben anlamıyorum niye hala altın ve döviz alınıyor. Halbuki açıkça da söyledik TL değerlenecek yanıtını verdiydi. O yine yazıda vardı o bölümde. Evet, işte onu yine soruyorlar tabii. Evet. Yani oradaki oda başkanları da dövize talep var son dönemde. Ne olacak? Herkes bir şey bekliyor falan diye. O da demiş ki yani söyledik zaten Türk lirası böyle bir program uygulanırken değerlenmek zorunda. Ama niye oluyor da böyle bir şey oluyor? Yeniden bir dövizde altına talep var. Onu anlamış değiliz demiş. Ama yani orada da geçmiş Mayıs'tan sonra bir kurda sıçrama yapılmıştı ya Evet. %30 gibi bir kurda sıçrama. Bence insanların kafasında hep o seçimden sonraki o hareket var. Yani onun için daha çok döviz talebi artıyor gibi geliyor bana. Ama seçimden sonra faiz artışı yapılabilirse seçimden önce yapılacağına ben çok inanmıyorum. Seçimden sonra faiz artışı yapılıp mali alanda daha fazla sıkılaşma olursa zaman içerisinde o dövize olan talep de biraz geriler gibi geliyor. Yani iktisatçılarla konuştuğumuzda da aynı noktaya varıyoruz. HSBC'nin yine bir tahmini var. Yükseltti tahminini, enflasyon tahminine ilişkin. 49,4 seviyesine çıkmış Türkiye tahmini. Evet, daha önce 47,9'du, Evet. 49,4. Bu önemli bir şey çünkü büyüme ile ilgili tahminlerini de yükseltiyorlar. HSBC de yükseltmiş. Dolayısıyla bu büyüme ile enflasyonla mücadelenin ilintisi burada bütün yabancı kurumlar tarafından bulunuyor. O yüzden de son dönemde arttı biliyorsun. İşte Mart'ta Deutsche Bank Mart'ta 5 puanlık faiz artışı bekliyor. Diğer birkaç banka şeyden sonra seçimden sonra 3 ile 5 puan arasında bekliyor. Herkes beklentileri kötü